Merhaba arkadaşlar, Edison Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber rasyonel sayıların ondalık gösterimi ile alakalı bir anlatımımız olacak arkadaşlar. Kaynak olarak kullandığımız kaynak Çanta Yayınları'nın Etkinlikli Kazanım Soru Bankası'nı kullanıyoruz arkadaşlar. Çanta Yayınları matematiğin hangi kitabı olduğuna dair ve hangi sayfası olduğuna dair sizler de açıklama kısmından detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dersimize geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı. Aynı zamanda bu tarz videoların ve bu kanalın daha geniş kitlelere hitap edebilmesi ve daha çok insanın faydalanabilmesi için kanalımızı ve videolarımızı sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi rica eder diyoruz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden hemen dersimize ilk sorumuzla giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet, rasyonel sayıların ondalıklı gösterimi. Şimdi arkadaşlar, rasyonel sayıların ondalıklı gösterimi ile alakalı birden çok metot var. Bu metot neye göre değişir arkadaşlar? Rasyonel sayının şekline göre, tipine göre değişir. Ne demek istiyorum? Birinci metot şu. Eğer arkadaşlar paydayı, bakın paydayı, yani aşağıdaki kesimi, aşağıdaki yeri, paydayı benim 10, 100, 1000 gibi bir sayı yapma şansım varsa, yani onun kuvvetleri yapma şansım varsa onu denerim ki bu en kolay metottur. Mesela bakıyorum şimdi burada 7 bölü 10. Zaten paydası arkadaşlar ne bunun? 10. Hiçbir şekilde bir şey yapmama gerek yok. Şimdi burada ben bunu ondalıklı gösterim olarak nasıl yazacağım arkadaşlar? Aşağısı 10 benim için sıkıntı yok. 100, aşağısı 100 olduğunda, 10 olduğunda, 1000 olduğunda benim için hiçbir sıkıntı yok. O zaman yukarıdaki sayıyı yazıyorsunuz. Bakın yazıyorsunuz, yazdık. Tamam mı? Kenarda bekle. Hemen sağ tarafında bekle arkadaşlar. Şimdi 10'da kaç tane 0 var? Bir tane 0 var. Dolayısıyla siz burada en sağda bekliyorsunuz ya, bir defa sola gideceksiniz. Bakın bir defa gittim ve oraya virgülümü koydum. Virgülü koyduktan sonra sol tarafında eğer hiçbir şey kalmamışsa arkadaşlar oraya bir 0 koyuyorsunuz. Yani bunun ondalıklı gösterimi 0,7. Mesela burada bu 3 bölü 5'te baktım aşağısı, yani paydası arkadaşlar bunun 10, 100, 1000 değil. Ama bakıyorum 10, 100, 1000 yapılabilir. 10, 100, 1000 yapılabilirse arkadaşlar genişletme ya da sadeleştirme metotlarıyla bunları yapabiliyoruz. Mesela 5'i ben 10, 100, 1000 yapabilir miyim? Yapabilirim. Mesela 10 yapabilirim. Nasıl yapabilirim arkadaşlar? 5'i 2 ile çarparak. Eğer siz paydayı 2 ile çarparsanız yukarıdaki sayıyı da aynı sayıyla çarpmanız lazım. Yani aşağıdaki sayıyla yukarıdaki sayı aynı sayıyla çarpmanız lazım. 3 kere 2 nedir? 6. 5 kere 2 nedir? 10. Şimdi geldi. Paydası arkadaşlar 10 oldu. Nasıl yapıyoruz bu durumda arkadaşlar? Üst taraftaki sayıyı yazıyoruz. Yazdık. Bekledik sağ tarafta. Bekledik sağ tarafta. Alt taraftaki sayı da 10'da. Kaç tane 0 var arkadaşlar? Bir tane. O zaman bir defa sol tarafa gidiyoruz. Şöyle yaptık ve 0,6'yı bu şekilde yerleştirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki soruya. Eksi 4 bölü 5. Dediğim gibi aşağıdaki sayı, yani paydayı arkadaşlar benim 10, 100, 1000 yapabilme şansım varsa yapıyorum. Yapabiliyorum. Mesela 2 ile çarparak yapıyorum. Aşağıdaki sayıyla kaçla çarpmışsam yukarıdaki sayıda aynı sayıyla çarpıyorum arkadaşlar. Şimdi eksi vardı zaten. Eksiyi yazmayı unutma. 4 kere 2 nedir? 8. 5 kere 2 nedir? 10. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu eksiyi en son koyarım ben. Eksiyi karıştırma. Öncelikle bunu ondalıklı gösterim olarak yazmaya çalışalım. 8 bölü 10. Arkadaşlar yukarıdaki sayıyı yaz. Yazdık. Tamam. Sağ tarafta bekliyoruz. Sağ tarafta bekledim. 10'da bir tane 0 olduğu için bir defa gideceğim bakın sol tarafa. Bir defa gittim ve buraya virgülümü çaktım. Daha sonra sol tarafımda sayı kalmadığı için buraya 0 koydum arkadaşlar. Bu sayı zaten eksi olduğu için o zaman eksi 0,8 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şuradaki sayımıza. Eksi 13 bölü 20. Buradaki sayıyı arkadaşlar ben 10'da yapabilirim. 100 de yapabilirim. Peki hangisini yapacağımı nasıl karar vereceğim arkadaşlar? Mesela buradaki 20'yi 10 yapabilmem için arkadaşlar 2'ye mi bölmem lazım? Tamam. Peki yukarıdaki sayıyı da 2'ye bölmem gerekiyor. Kesirin değerinin değişmemesi için. Ama yukarıdaki 13 sayısı 2'ye bölünmediği için 10 yapmıyorum. Dolayısıyla neden 13 sayısı 2'ye tam bölünmüyor? Yani yukarıdaki sayı, yani siz sadeleştirme yapacaksınız arkadaşlar. Yukarıdaki sayının o sayıyla bölünüp bölünmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani burayı 20'yi 10 nasıl yaparsınız? 2'ye bölerek yaparsınız. Yukarıyı bölemiyorsunuz. O zaman sadeleştirme metoduyla, yani bölme metoduyla burada yapmazsınız. O zaman ne yaparsınız? 10 yapamadınız. Bu sefer ne yaparsınız? Şansınızı bir sonrakinde, yani 100'de denersiniz. 100 yapmak için bunu 5 ile çarparsınız. Aşağıyı 5 ile çarptığınız için yukarıyı da 5 ile çarparsınız ki bu şekilde kesirinde değeri değişmesin. Yani arkadaşlar siz herhangi bir kesri aşağı ve yukarıdaki sayı, yani pay ve paydadaki sayıyı aynı sayıyla çarpar ya da aynı sayıya bölerseniz kesirin değeri değişmez. Ama siz buraya farklı bir sayıyla, buraya farklı bir sayıyla çarpar ya da sadeleştirirseniz arkadaşlar ne olur? Kesirin değeri değişir. Şimdi bakalım. Şurada eksi var zaten. Eksiyi koydum buraya. 13 çarpı 5 nedir? 65'tir arkadaşlar. 13 çarpı 5
65'tir. 20 çarpı 5 nedir? 100'dür. Şimdi bakalım paydası 100 olmuş. Diyorum ki aşağıdaki sayı, yani paydadaki sayı 10, 100, 1000 olduğu zaman benim için hiçbir şekilde sıkıntı yok. Yukarıdaki 65'i yazdım. 65'i yazdım. Sağ tarafta bekledim. 100'de kaç tane sıfır var arkadaşlar? 2 tane sıfır var. Dolayısıyla ben 1, 2 defa gideceğim. O zaman 2 defa gittikten sonra şuraya virgülümü koydum. Ve burada sol tarafta bir sayı kalmadığı için 0 koyuyorum o zaman. Şimdi arkadaşlar eksi olduğu için eksi 0,65 olmuş olur. Bunun da cevabı. 3 tam 1 bölü 2. Tam sayılı kesirlerde ne yapacağım arkadaşlar? Tamı hiç karıştırmayacağım. Burada sıkıntı yok. Şimdi 1 bölü 2'yi ben, 1 bölü 2'yi ben nasıl yapabilirim değerli arkadaşlar? 1 bölü 2'yi onluklu olarak göstermek için ne yapıyorum? Paydayı her zamanki gibi 10, 100, 1000 yapmam gerekiyor. Bakıyorum şimdi bunu 10, 5 ile çarparak yapabilirim. Burayı neyle çarpıyorsam yukarıyı da aynı şekilde çarpacağım arkadaşlar. Bu ne oldu? Bakın buraya hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz. 3 tam hep kalıyor. Burada sadeleştirme ya da genişletme olmaz arkadaşlar. Siz sadeleştirme ve genişletmeyi kesirlerde pay ve payda kısmında yaparsınız. 1 kere 5 nedir? 5'tir. 2 kere 5 nedir? 10'dur. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu tamlı bir kesir değil mi? Tamlı bir kesir. Tam sayılı kesiri ondalık sayılı kesire şu şekilde dönüştürüyoruz. Bunun tam kısmında 3 varmış. Ne demek bu? Aslında 3 virgül. Yani virgülün sol tarafındaki kısım arkadaşlar nedir? Tamdır. Sağ tarafındaki kısım nedir? Kesirli tarafıdır değil mi? Ondalıklı tarafıdır dediğimizde. Şimdi arkadaşlar sağ tarafında virgülün sağ tarafında kaç tane rakam olması lazım? Şu 10 karar veriyor bunu. 10'da kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Dolayısıyla ben bir tane buraya basamak yapacağım. Bu basamağı da neyi yerleştireceğim arkadaşlar? 5'i yerleştireceğim. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Arkadaşlar bu 3,5 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Geliyorum şimdi şuradaki soruma. Eksi 13 bölü 5. Ne yapıyoruz yine her zaman gibi? Aşağıdaki sayı yani paydadaki kısmı 10, 100, 1000 yapmaya çalışıyoruz. Mesela 10 yapabiliyorum. 2 ile çarptım. 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 13 çarpı 2 nedir? 26'dır. 5 çarpı 2 nedir? 10'dur. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki sayıyı ben ne yapıyorum? 26'yı yazıyorum. Yazdım. 26'yı yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıdaki 10'da ne var? Bir tane sıfırım var. O zaman bir defa sol tarafa gideceğim. Gittikten sonra şuraya gittiğim yere virgülü koyuyorum. 2,6 oldu. Bu sayının bir de eksi vardı. O zaman eksiyi de buraya koyma. Unutma ki arkadaşlar yanlış yapmayasın. Eksi 2,6 oldu bu. 7 bölü 4'e bakıyorum arkadaşlar. 7 bölü 4'e bakıyorum. Ben şimdi bunu 10 yapamam. Ne yapıyorum? 100 yapmaya çalışıyorum. 7 bölü 4'ü yani paydadaki kısmı 100 yapabilmek için ben bunu ne yapıyorum? Yukarıyı 25 ile çarpıyorum. Yani paydasını 25 ile çarpıyorum. Paydasını 25 ile çarparken yani genişletirken, genişletme diyoruz biz çarpmaya. 25 ile genişletirken yukarıdaki sayıyı 25 ile genişletmen gerekiyor ki kesirin değeri değişmesin. 7 kere 25 nedir arkadaşlar? 150 midir? Pardon 175'tir. Hemen düzeltelim. 175'tir. 175 bölünüdür arkadaşlar. 100'dür değil mi? Tamam. 175 bölü 100'ü ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi biz yukarıdaki sayı yani 175'i yazdım. Tamam. Yazdıktan sonra ne yapıyorum? Sağ tarafta bekledim. Yüzde kaç tane sıfır var arkadaşlar? 2 tane sıfır var. O zaman ben 2 defa sol tarafa hamle yapacağım. 1, 2. Burada kaldım. O zaman şuraya ne yaptım arkadaşlar? Şöyle virgül yerleştirdim. Ve bu 1,75 olmuş oldu değerli arkadaşlar. 7 bölü 25. Ne yapıyorum? Aşağıdaki sayıyı 10 yapamam. Benim için en kolay kısmı nedir? Aşağıdaki sayıyı 100 yapmam. Yani 4 ile genişletmem. 4 ile genişletirsem yukarıdaki sayıyı da 4 ile genişletmem gerekiyor ki kesin değeri değişmesin. 7 kere 4 nedir? 28'dir. 28 bölü 100'dür arkadaşlar. Tamamdır. 28 bölü 100 ne oluyor? 28'i yazdım. Yukarıdaki sayıyı yazdım. Sağ tarafta bekledim. Aşağıdaki 100'de kaç tane sıfır var? 2 tane sıfır var. O zaman 1, 2 hamle yapıyorum ve gittiğim yere virgülü yerleştiriyorum arkadaşlar. Yerleştikten sonra sol tarafta eğer hiçbir sayı kalmamışsa buraya sıfırı koyuyorum değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi 17 bölü 20'ye. 17 bölü 20 arkadaşlar ben 10 yapabilme şansım var mı? 10 yapabilme şansım var mı? Var. Nasıl yapabilirim? Peki bunu 2'ye bölerek yapabilirim. Ama sadeleştirmede arkadaşlar her zaman yukarıdaki sayıda konta etmemiz gerekiyor. Yani ben aşağıdaki sayıyı yani paydadaki kısmı arkadaşlar ben aşağıda ve yukarıda diyorum arkadaşlar daha kolaylıkla anlaşılsın ve karışık olmaması için. O yüzden hani burada yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani sizler daha kolay, daha basit bir şekilde anlayabilmeniz için. Payda kısmını ben aşağıdaki sayı diyorum. Pay kısmını yukarıdaki sayı diyorum. Daha kolay anlaşılsın diye. Tamam. Aşağıdaki sayıyı ben şimdi 10 yapabilmem için kaç yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. Sadeleştirmem lazım yani değil mi 2 ile? Arkadaşlar 2 ile sadeleştiriyorsam eğer dikkat etmem lazım ki yukarıdaki sayı da 2 ile tam bölünebiliyor mu? 17 2 ile tam bölünemiyor. Demek ki ben sadeleştirme metoduyla bunu aşağıdaki sayı 10 ya da 10 yapamam. Tamam o zaman 100'e gidiyorum arkadaşlar. 100 yapmam için aşağıdaki sayı 5 ile mi çarpmam lazım? Genişletmede zaten hiçbir şekilde sıkıntı yok. Aşağıdaki sayı neyle çarparsan yukarıdaki sayı da onunla çarparsın. Hiçbir şekilde sıkıntı yok zaten genişletmede. Önemli olan kritik nokta nedir? Sadeleştirmededir arkadaşlar. 17 çarpı 5 nedir? 85 midir? 85 bölü 100 oldu değil mi bu? Tamam. 85'i yazdım. Sağ tarafta bekledim. %2 tane sıfır var. 1, 2.
Dolayısıyla buraya geldim arkadaşlar. Buraya sıfır, buraya virgülüm koydum. Virgülün sol tarafında herhangi bir sayı kalmadığı için buraya bir tane sıfır yerleştirdim. Ve bunun da arkadaşlar ondalıklı gösteriminin 0,85 olduğunu bu şekilde anlamış oldum. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim şuna. Arkadaşlar biz burada çok bolca sorular çözüyoruz farkındaysanız. Şimdi biz buradaki dersleri daha geniş kitlelere yayabilmek ve herkesin anlayabileceği kıvama getirebilmek için arkadaşlar normal şartlarda 2 tane örnekle 3 tane örnekle anlatması gereken bir dersi biz gerekirse 30 tane örnekle anlatmaya çalışıyoruz ki bu olayda tam olarak otursun değerli arkadaşlar. Şimdi 72/100'ü ben ondalıklı kesire çevirebilmek için ne yapıyorum? Arkadaşlar buradaki aşağıdaki sayı 10, 100.000 yapacağım değil mi? 5'e bölünüyor mu burası 50? Bölünüyor. Yani 5'e neden bölünüyor diyorum. 10 yapabilmek için 5'e bölünüyor değil mi? Ama yukarıdaki sayı 5'e bölünmüyor arkadaşlar. Demek ki 10 yapmayacağım, 100 yapacağım. 100 yapmak için ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 100 yaptım. Burayı da 2 ile çarpacağım ki kesirin değeri değişmesin. 72 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 144 müdür? 144/100 oldu bu. Tamam. 144'ü yerleştirdim. Aşağıda 100'de ne var? 2 tane 0 var. Dolayısıyla ben burada bekledim. 2 defa sol tarafa gittim. Bakın 1, 2. 1,44 olmuş oldu. Gelelim şimdi şuraya. 32/25. Bakın burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 4 ile çarparsam ne olur? Genişletmiş olurum. 32 çarpı 4 nedir arkadaşlar? 120, 128 midir? 128 bölü nedir? 100'dür. Tamam. 128/100'ü ne yapıyorum? 128'i yazıyorum yukarıdaki sayıyı. Aşağıdaki sayıda 100 var. Ve 2 tane 0 varsa arkadaşlar 1, 2. Yani burası ne olmuş olur? 1,28 olmuş olur. 13/4 nedir arkadaşlar? Baktığımızda ben burayı 10 yapamam değil mi? 4, 8, 12 yani 4'ün katı değil. Tamam, ne yaparım ben buraya arkadaşlar? O zaman 100 yapmaya çalışırım. Yani burayı 25 ile çarparak 100 yaparım değerli arkadaşlar. 25 ile çarparsam şurayı da 25 ile çarpmam gerekiyor haliyle. Şimdi 13 çarpı 25 nedir arkadaşlar? Hemen onu şu kenara da çarpalım. 13 çarpı 25'i çarptığımız zaman 5 kere 3 15 elde var. 1 3 kere 2 6 bir de 50 7 5 kere 1 5 2 kere 1 2 toplayalım şunu şöyle 5 2 3 325 etti. 325/100 etti burası. Tamam. 325'i yazdım. 325 yazdıktan sonra sağda bekledim. 2 defa 0 var. 1 2 o zaman bu 3,25 oldu değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şu sorumuza. Bakın 7 tam 3/5. Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Aşağıdaki sayı 2 ile çarparak 10 yapıyorum. Yukarıdaki sayı da 2 ile çarpmam lazım ki kesin değeri değişmesin. Tam sayı kısmına hiçbir şekilde sadeleştirme ya da genişletme ile hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum. Aynısı kalıyor sağ taraftaki. Yani 7 tam 3 kere 2 6, 5 kere 2 10. 7 tam 5, 6 bölü 10 olmuş oldu değil mi bu? Tamam. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum? Bakın 7 tam 7 kısmı tam. Yani virgülün sol tarafındaki kısım tam oluyor. 7 virgül. Şimdi virgülün sağ tarafında aşağı kaç tane basamak var? Onun şurası karar veriyor. Aşağıdaki sayı karar veriyor. Aşağıdaki sayı ne? 10. Bir tane 0 var. Dolayısıyla bir tane burada basamak olacak. Tamam, o bir tane basamağı neye yerleştiriyorum arkadaşlar? 6'yı yerleştiriyorum. Yani burası ne olmuş oldu? 7,6 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şuradaki sayımıza. 18/5. 18/5 ne yapıyorum şimdi burası? 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarparsam olay biter. Ne oldu burası o zaman? -36/10 olmuş oldu. Ne yapıyorum şimdi bunu? 36/10 nasıl yazacağım? Eksi en son koyacağım arkadaşlar. Onu karıştırmaması için 36'yı yazdım. Aşağıdaki 10 sayısında bir tane 0 olduğu için sağda bekledim. Bir tane sol tarafa kaydım. O zaman buraya gitti. O zaman ne oldu arkadaşlar? -3,6 olmuş oldu. -127/100. Arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi burası? 127 yazdık. Zaten aşağıdaki sayı 100 olduğu için benim için hiçbir şekilde sıkıntı yok. 127'yi yazdım. Sağ tarafta bekledim. Arkadaşlar ne yapıyorum? 2 tane 0 olduğu için %1,2 basamak kaydım sol tarafa doğru. Bir gittiğim tarafta virgülü çaktım. 1,27. Eksi de olduğu için burada eksiyi de unutma ki hiçbir şekilde soruda yanlış yapmış olmayasın. Gelelim şimdi sonuç sorumuza. 97/100. Bakın 97'yi yazdım direkt. Neden? Çünkü aşağıdaki sayı 10, 100, 1000 ise benim için hiçbir şekilde sıkıntı yok. 97/100 nedir? 97/10 pardon. 97'yi yazdım. Aşağıdaki sayıda 10'da bir tane 0 olduğu için hop bir tane kaydım arkadaşlar. 9,7 olmuş oldu. 67/20. Ben buradaki aşağıdaki sayıyı 20'yi 10 yapamam. Yapabilirim. 10 yapabilirim. 2'ye bölerek. Ama yukarıdaki sayı 2'ye bölünmediği için dolayısıyla 10 yapmaya çalışmayacağım. 100 yapmaya çalışayım arkadaşlar. 100 yapmak için ne yaparım? 5 ile çarparım. Yukarıdaki sayıda 5 ile çarparsam ne olur? 67 çarpı 5 nedir? 7 kere 5 35 elde var. 3 5 kere 6 30 33 olmuş oldu değil mi? Tamam. 335/100. Gelelim şimdi yukarıdaki sayı aynısını yazdım. 335. Aşağıdaki sayıda 100'de kaç tane 0 var? 2 tane. 1, 2. Dolayısıyla burası ne oldu? 3,35 olmuş oldu değerli arkadaşlar.
Gelelim şimdi 23 bölü 4 sayısına. 4'ü ben 10 yapamam. Çünkü 10 4'ün katı değil. Dolayısıyla bunu 100 yapmaya çalışırım. Yani burayı 25 ile çarpacağım değil mi? Burayı da 25 ile çarpayım ki kesin değeri değişmesin. 25 ile 23'ü çarparsam ne olur? 575 olur. 575 olur. 575 bölü 100 olmuş oldu. Tamam. 575 sayısını yazdım. Aşağıdaki sayıda 100'de 2 tane 0 olduğu için arkadaşlar sağda bekliyorum. 2 defa sol tarafa doğru kaydım. 1, 2, 5,75 olmuş oldu. Yani bunun cevabı da 5,75'tir değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yani aşağıdaki sayıyı 10, 100, 1000 yaparak bu şekilde bu taktikte 10 dörtlü gösterim yapabilirim rasyonel sayıyı. Peki aşağıdaki sayıyı arkadaşlar bakın bu tarz ifadeler varsa ne yapacağım? Yani sadeleştirme metotlarını da kullanacağım. İşte örnekler olacaktır. Mesela 270 bölü 300. Burada sen şimdi aşağıdaki sayıyı 100 yapman için ne yapman lazım? 3'e mi bölmen lazım? Ama 3'e bölerken sadeleştirmede hiçbir zaman şunu unutma. Aşağıda böldüğün sayı yukarıdaki de o sayıya bölünüyor mu? Onu kontrol etmen lazım. Mesela aşağıdaki sayı 300'ü 100 yapmam için 3'e bölmem lazım. Yukarıdaki sayının da 3'e bölünüp bölünmediğini kontrol etmemiz lazım. 3 ile bölünme kuralı nedir arkadaşlar? Sayılarının rakamlarının toplamının 3'ün katı olması lazım. Yani 270 3'e bölünür mü? Rakamlarını topla. 2, 7 ve 0'ı topladığın zaman 9 yapar. 9 3'e 9 3'ün katı mı? Evet 9 3'ün katı. Tamam o zaman 3'e bölünüyor bu. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Her iki tarafı da yani hem yukarı hem aşağıyı 3'e bölüyorum. Yukarıyı 3'e bölersem ne olur? 90 olur. Aşağıyı 3'e bölersem ne olur? 100 olur. Tamam bitti bu. 90 bölü 100 nedir? 90 bölü 100 nedir? 90'ı yazarsın. 90'ı yazdın. Aşağıdaki sayıda 2 tane 0 olduğu için sağda bekledim. 1, 2. Gitti değil mi? O zaman buraya virgülü koydum. 0,90 oldu. Arkadaşlar şunu unutma hiçbir zaman. Önemli bir not. Bakın virgülden sonraki sayının son basamaklarındaki sıfırların hiçbir anlamı yok. En sondaki sıfırların hiçbir anlamı yok. Yani sen bunu silebilirsin direkt. Dolayısıyla bu ne olmuş olur? 0,9 olmuş olur değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi şuradaki örneğimize. 320 bölü 400. Şimdi aşağıdaki sayı 100 yapmam için ne yapmam lazım? 4'e bölünmesi lazım. Yukarıdaki sayı 4'e bölünüyor mu? Evet 4'e bölünüyor. 4 ile bölünebilme kuralı ne diyordu arkadaşlar? Son iki basamağı 4'ün katı olacak diyor. Son iki basamağı 20. 24'ün katı mı? Evet 4'ün katı. Dolayısıyla arkadaşlar yukarıdaki sayıda aşağıdaki sayıda 4'e böldüm. Şimdi ne oldu burası? 320 bölü 4 nedir? 80 midir? 400 bölü 4 nedir? 100'dür. Tamam. 80 bölü 100'ü nasıl yazarım? 80'i yazdım. Şurada sağ tarafta bekledim. 2 basamak gideceğim. 1, 2. Dolayısıyla şuraya virgülü koydum. 0,80 oldu. Sondaki sıfırın hiçbir önemi yok dedik bize. Biz yani virgülden sonraki sondaki sıfırların hiçbir şekilde önemi yok dedik arkadaşlar. Yani bu 0,8 olmuş oldu. Gelelim şimdi 720 bölü 600'e. Aşağıdaki sayı yani paydadaki sayı 100 yapma mümkün mü? Mümkün. 6'ya bölerek yukarıdaki sayı da 6'ya bölünüyor. Şimdi bakalım 6'ya böldüm. 720'yi 6'ya bölersem ne olur? 120 olur. 606'ya bölersem ne olur? 100 olur. 120 bölü 100'ü nasıl yazacağım şimdi? Sağ tarafta bekledim şöyle. 100'de 2 tane 0 olduğu için 1, 2 gittim. Buraya geldim. Gittiğim yerde 0'ı koydum. Virgülün son, virgülden sonraki sayıların en sondaki sıfırların hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla sen şu 0'ı silebilirsin. Yani bu 1,2 olmuş oldu değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi 540 bölü 900. Arkadaşlar aşağıdaki sayıyı 9'a bölerim. 9'a böldüm. 100 yaptım. Yukarıdaki sayıda 9'a bölünüyor. 9 ile bölünebilme kuralı ne diyordu arkadaşlar? Rakamlarının toplamı 9'un katı olacak diyordu. 549'un katı zaten. 549'a böldüğünde ne olur arkadaşlar? 60 olmuş olur değil mi? 60 olmuş olur. Tamam 60. Şimdi 9'a böleceğiz burada. Yanlış oldu. Burayı 9'a böleceğiz. Aşağıda 9'a böleceğiz. Tamam. 540 bölü 9 nedir? 60'tır. 900 bölü 9 nedir? 100'dür. Tamam ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? 60 bölü 100'ü nasıl yazdık? 60'ı yazdık. Sağ tarafta bekledik. 100'de 2 tane 0 oldu. Şimdi 1, 2. Dolayısıyla şurası ne oldu arkadaşlar? 0,60 olmuş oldu. Şimdi gelelim buradaki sorumuza 18 bölü 30. Buradaki sen şimdi ne yapıyorsun? Aşağıya 100, 10 yapabilme şansın var. Yapıyorsun. 10 yapman için kaça bölmen lazım? 3'e bölmen lazım. Yukarıdaki sayı da 3'e bölünüyor mu? 18 evet bölünüyor. O zaman bölersin. Burayı 3'e böldün. Burayı 3'e böldün. Yukarıdaki sayı 3'e böldüğüm zaman 6 oldu. Aşağıdaki sayı 3'e böldüğüm zaman 10 oldu. 6 bölü 10 nedir arkadaşlar? 6'yı yazdım. 10'da bir tane 0 olduğu için hap buraya koydum. Şuraya gitti. Sol tarafta hiçbir şekilde rakam kalmadığı için buraya bir 0'ı yerleştirdim. Yani bu 0,6 olmuş oldu. Gelelim şimdi 32 bölü 40'a. Aşağıdaki sayıyı 4'e bölmem lazım. Yukarıdaki sayı da zaten 4'e bölünüyor. 32 bölü 4 nedir arkadaşlar? 8'dir. 40 bölü 4 nedir? 10'dur. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? 8'i koydum. Sağ tarafta bekledim. 10'da bir tane 0 olduğu için hop bir tane gittim sol tarafa doğru. Buraya virgülü koydum. Sol tarafta herhangi bir sayı kalmadığı için oraya bir tane 0 yerleştiriyorum. Geliyorum şimdi 30 bölü 24'e. 30 bölü 24 nedir? Bakıyoruz şimdi. 30 bölü 24. Arkadaşlar aşağıdaki sayıyı ben
Aşağıdaki sayıyı ben 10, 100 bin yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Bu tarz sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? En sade halini yazıyoruz. Oradan bir şey bulmaya çalışıyoruz. Öncelikle en sade halini yazalım. 30 bölü 24 kaça bölünür? İkisi de 6'ya bölünür değil mi? Ben bunu 6'ya bölersem ne olur arkadaşlar? 5 olur. Bunu 6'ya bölersem ne olur? 4 olur değil mi? Dolayısıyla bu sayıyı 5 bölü 4 gibi düşün. Ha şimdi sadeleştirme yap, ondan sonra genişlet. 5 bölü 4'ü sen ne yapabilirsin? 10 yapamazsın. 100 yaparsın. O zaman bunu 100 yapmak için ne yaparsın? 25'e çarparsın. Yukarıdaki sayıyı 25'le çarptın oldu. 5 çarpı 25 nedir arkadaşlar? 125. 4 çarpı 25 nedir arkadaşlar? 100'dür. Şimdi sen ne yaptın? 125'i buraya yerleştirdin. Sağ tarafta bekledin. Yüzde 2 tane 0 olduğu için 1, 2. Dolayısıyla arkadaşlar şuraya virgülü koydun. 1,25 olmuş oldu sorumuzun cevabı. Yine aynı şekilde bakın aşağıdaki sayı yani paydadı kısmı 10, 100 yapma gibi bir alternatifin yoksa direkt çarparak ya da bölerek tek bir hamlede 10, 100, 1000 yapma şansın yoksa öncelikle ne yapıyorsun? En sade halini yazıyorsun. 24 ile 36'yı sadeleştirdiğinde 36 ile 24 her ikisi de arkadaşlar 12'ye bölünür. Burası 3 oldu, burası 2 oldu. Yani bu nedir? Aslında 3 bölü 2'dir değil mi? 3 bölü 2. Ben şimdi aşağıdaki sayıyı 10 yapmam için ne yapacağım? 5 ile çarpacağım. Yukarıdaki sayıyı da 5 ile çarparsam kesin değeri değişmesin. 3 kere 5, 15. 15 bölü ne oldu? 10 olmuş oldu. 15'i yazdım buraya. Tamamdır. 10. Bir tane 0 var. Hop buraya geldim. 1,5 oldu. 48 bölü 40. 48 bölü 40. Aşağıdaki sayı 10 yapabilmek için ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Yukarıdaki sayı da çünkü zaten 4'e bölünüyor. 48 bölü 4 nedir? 12'dir. 40 bölü 4 nedir? 10'dur. 12 bölü 10 nedir arkadaşlar? 12'yi yerleştirdim. Sağ tarafta bekledim. 10'da bir tane 0 olduğu için hop bir tane gittim. Dolayısıyla bu 1,2 olmuş oldu değerli arkadaşlar. 56 bölü 40. Bakın 56 bölü 40. Aşağıdaki sayı 10 yapmam için 4'e bölmem lazım. Yukarıdaki sayı da 4'e bölünüyor. Tamam 56 bölü 4 nedir arkadaşlar? 10. Baktığımda 14 müdür? 14'tür. Tamam. 40 bölü 4 nedir? 10'dur. 14 bölü 10 nasıl yazılır arkadaşlar? 14'ü yazdık. 14 yazdıktan sonra aşağıdaki sayıda bir tane 0 var. Hop bir tane gittim sol tarafa doğru. 1,4'da kaldım. Geliyorum şimdi buradaki sayı. 96 bölü 60. Aşağıdaki sayı 10, 100 yapmam için ne yapıyorum? 10'a bölmem için. 10 yapmam için mesela 6'ya bölüyorum. Yukarıdaki sayıda 6'ya bölündüğünü biliyorum. 96 bölü 6 nedir arkadaşlar? 96 bölü 6 ne olmuş oldu? 16 mı olmuş oldu? Tamam. 60 bölü 6 ne oldu? 10 oldu. 16 bölü 10 nasıl yazarım? 16'yı yazdım. Sağ tarafta bekledim. 10'da bir tane 0 olduğu için arkadaşlar hop bir tane sol tarafa kaydım. Sadece gittiğim yerde virgülümü yerleştirdim. Yani bu 1,6 olmuş oldu. 42 bölü 24. Bakıyorum ki şimdi aşağıdaki sayı 10, 100, 1000 yapma şansım yok kısa vadede. Yani tek hamlede yapma şansım yok. O yüzden bu tarz sorularda ne yapıyorum? Öncelikle en sade halini yazıyorum. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakın ben bunu yukarıdaki sayı 2'ye bölersem ne olur? 21 olur. Aşağıdaki sayı 2'ye bölersem ne olur? 12 olur. Bir daha sadeleşiyor bunlar mesela 21 bölü 12. Bir daha bunu 3'e böleyim ben. 3'e bölersem 7 olur. 3'e bölersem 4 olur. Aslında bu en sonki durumda ne olur? 7 bölü 4. En sade hali budur. Tamam. 7 bölü 4 nedir arkadaşlar? Ben burayı şimdi 25 ile çarparsam 100 olur. Burayı da 25 ile çarparsam ne olur? Yine kesin değeri değişmez. Aşağıdaki sayı neyle çarpıyorsam yukarı sayı da aynı sayıyla çarpmam lazım. 7 çarpı 25 nedir arkadaşlar? 175'tir. 175 bölü 100'den ne olur arkadaşlar? 175'i yazdık. Sağ tarafta bekledik arkadaşlar. Hop 2 hamle yaptık. Çünkü yüzde 2 tane 0 var. Dolayısıyla burayı virgülü çaktıktan sonra 1,75 oldu. 225 bölü 250. Baktığınızda şimdi bunu mesela direkt 1000 yapabilirim değil mi? 1000 yapmam için burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 4 ile çarpıyorum. Çarptım. 225 bölü 4 nedir arkadaşlar? 225 çarpı 4 pardon. 225 çarpı 4 900 müdür? 900. 900 bölü ne oldu? 1000 oldu. Tamam 900'ü yazdım. 900'ü yazdım. 1000'de 3 tane 0 var. 1, 2, 3 hamle yaptım. Gittiğim yere virgülümü bıraktım. Virgülün sol tarafında herhangi bir sayı kalmadığı için o zaman 0 yerleştiriyorum. Virgülün virgülden sonraki sayılar arkadaşlar bakın. Virgülden sonraki sayıların en sondaki sıfırların hiçbir önemi yoktur. Bunu sildim, bunu sildim. Ne kaldı burada? 0,9 kaldı. Aslında bu neymiş? 0,9'muş değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi 140 bölü 350. Önce ne yapıyoruz burada? En sade halini yazıyoruz. Çünkü aşağıdaki sayıyı benim direkt tek hamlede 10, 100, 1000 yapma şansım yok. Bakın sadeleştirme metotları en sondaki sıfırlar direkt gider. Düşün bunu. 14 bölü 60, 35 kaldı. Bakın 14 bölü 35 kaldı. Tamam. Şimdi her ikisi de arkadaşlar ne yapar? 7'ye bölünür. 7'ye bölersem 2. 7'ye bölersem 5. 2 bölü 5 mi kaldı en sonunda? Evet 2 bölü 5 kaldı. Aşağıdaki sayı 5 ile 2 ile çarpıyorum. Yukarıdaki sayı da 2 ile çarpıyorum. Ne oldu? Bu 4 bölü 10 olmuş oldu. Arkadaşlar aşağıda yukarıdaki sayı aynısını yazıyorum. Aşağıda bir tane 0 var. Hop bir tane gittim sol tarafa doğru. 0,4 olmuş oldu. Şimdi gelelim 12 bölü 150'den. 12 bölü 150.
Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Her ikisi de 3'e bölünür. Her ikisi de 3'e bölünür. 3'e bölersem 4 olur. 3'e bölersem ne olur? 50 olur değil mi? Yani bunun en sade hali 4 bölü 50 midir? Tamam, 4 bölü 50'dir. O zaman aşağıdaki sayı 2 ile çarparsam 100 olur. 2 ile çarptığımız zaman aşağıdaki sayı 100 oluyor. Yukarıdaki sayı 8 oluyor. 8 bölü 100. Bak burası dikkat. Şimdi bak gel. 8 bölü 100. Şimdi aşağıdaki sağ en sağda bekledim. Aşağıdaki sayıda ne var arkadaşlar? 100 var. İki defa gitmem lazım değil mi? Bir defa gittim yetmedi. Yetmediyse arkadaşlar o zaman ne yapmam lazım benim? Bir tane daha sıfır koymam lazım. Aşağıdaki sıfırınların ne önemi var? Bana diyor ki iki tane sıfır. Virgülden sonra da iki tane rakam olacak mutlaka diyor. Tamam oldu virgülden sonra iki tane rakam. Tamam 0 virgül 8. O zaman şuraya bir tane sıfır koymam lazım. 0 virgül 08 olmuş oldu. 18 bölü 150. Aşağıyı ve yukarıyı ne yapıyorum? 3'e bölüyorum. 3'e bölersem 6 oldu. 3'e bölersem 50 oldu değil mi? 6 bölü 50 nedir arkadaşlar? Nasıl yaparım? 6 bölü 50'yi bakın 6 bölü 50'yi nasıl yaparım? Burayı 2 ile çarparsam, yukarıda 2 ile çarparsam aşağıdaki sayı 100 yapmış olurum. Tamam 100. Yukarıda sayı da 12 olmuş oldu. 12 bölü 100'ü nasıl yaparım? 12'yi yazdım. 101, 2, 2 defa gittim. Orada virgülüm bıraktım. 0 virgül 12. Değil mi? Tamam. 350 bölü 250 arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın buraya mesela direkt 1000 yapabilirim. Hiç uğraşmayayım. Burayı da 1000 yaptım şu şekilde. Ne oldu bu şimdi? 350 çarpı 4. 350 çarpı 4. Hatta şöyle düşünebilirsiniz siz burada bunu. Mesela şuradaki sıfırla şuradaki sıfırı sadeleştir. Bu dörtlü düşünme şimdi. Buradaki sıfırla buradaki sıfırı sadeleştirirsen ne olur? 35 bölü 25 mi olur? Bak 35 bölü 25 olur değil mi? Şimdi ne oldu burası? 4 ile çarp 100 olsun. 4 ile çarp buraya da kesin değeri değişmesin. 35 çarpı 4 ne oldu arkadaşlar? 70, 140 mı oldu? 140. 140 bölü ne oldu? 100 oldu. 140 bölü 100. Nedir arkadaşlar? 140'ı yerleştirdim. Virgülden sonra şimdi ne yapıyorum? En sağa koydum kalemimi. Yüzde 2 tane sıfır olduğu için 1, 2 o zaman buraya 1 virgül 40 olmuş oldu. Virgülden sonraki sayıların en sondaki sıfırların hiçbir önemi yoktur. Bu sıfırı sildim. Yani bu arkadaşlar 1 virgül 4 olmuş oldu. Gelelim şimdi buradaki sayıya. 8 bölü 125. 125'i gördüğün zaman arkadaşlar mutlaka 1000'i düşün. 4'ü gördüğün zaman arkadaşlar mutlaka 100'ü düşün. 2'yi gördüğün zaman onu düşün. Tamam mı? 125 gördüğün zaman unutma kilit. 1000'i düşün. 8 ile çarpman lazım 1000 olması için. Yukarıda 8 ile çarpıyorum. 8 çarpı 8 nedir? 64'tür. 128 çarpı 8 nedir arkadaşlar? 1000'dir. Tamam. Şimdi bak buraya dikkat et. 64'ü yazdım. Aşağıdaki sayının 1000 olması bana ne anlatıyor? 3 tane sıfır anlatıyor. 3 tane sıfır bana ne anlatıyor? Virgülden sonra diyor 3 tane basamak olacak diyor. Bak 3 tane basamak olacak diyor. Bak virgülden sonra 3 tane basamak olacak diyor. Burada 2 tane sıfır var. 3 tane basamak olmak için ne yapıyorum? Şuraya bir tane sıfırı yerleştiriyorum. O zaman bu ne oldu? 0 virgül 0,64 oldu. Diğer ifadeyle anlattığım metotla anlatayım. 64'ü yazdım. Virgülün sayının en sağında bekledim. 3 tane gitmem lazım. 1, 2 yetmedi. O zaman yetmediyse bir tane sıfır koy öyle git. Tamam mı? Bu şekilde oldu 0 virgül 0, 0 virgül arkadaşlar 0,64 olmuş oldu. Şimdi gelelim bir sonraki arkadaşlar konu anlatımımıza. Bunu da anlattıktan sonra bir sonraki videomuzda sizlerle beraber şu ana kadar öğrendiğimizle alakalı sorular çözeceğiz. Kaliteli sorular çözeceğiz. Ama bu konunun öncesinde çok iyi bir şekilde sizler tarafından anlaşılmasını istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gel. Yani şu ana kadar ben anlattığım 3 yaprak konu anlatımında size rasyonel sayıları işte ondalıklı kesire çevirmeyi anlattım. Tam olarak anlaşılabilmesi için de çok 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 örnek çözmeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü zaten anlatım tekniğimiz ve yöntemimiz neydi? Bindire bindire değil, sindire sindire olmasını istiyoruz. Yani herhangi bir hocanın 2 tane 3 tane örnekle anlattığı bir şeyi size 15 tane örnekle anlatalım ki bu iş garanti olsun. Bak mesela ne oldu? 10 dakikada 15 dakikada anlatabileceğim şeyi 35 dakikada anlatacağım sana değil mi? Ne olacak şimdi arkadaşlar? Sen şimdi ekstradan bir 20 dakikanı 15 dakikanı ayıracaksın. Yani ayırdıktan sonra ne olacak? Ama konu daha iyi bir şekilde pekişmiş olacak. Hedefimiz de bu. Sizlerin konuyu daha iyi pekiştirebilmesini sağlamak. Şimdi geliyorum. Aşağıdaki sayı yani paydadaki kısımdan bahsediyorum. Ben 10, 100, 1000 yapabilme şansım var mı? Yok. Sadeleştirme, genişletme falan bu şekilde yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Mesela bu tarz sorularda olduğu gibi 1,3. Bu tarz sorularda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Direkt bölüyorsunuz. Bakın 1'i direkt 3'e böl. Direkt 3'e böl. Bölüyorum şimdi. Şimdi 1'i 3'e böleceğim. 1'de 3 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorsun? Bu 1'in yanına bir tane 0 koyuyorsun. Şuraya bir tane de 0 virgül koyuyorsun. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 9'dur. Tamam. 10'dan 9 çıktı. 1. Şimdi 1'de 3 var mı? Yok. O zaman bir daha bölüyorsun. 10. Bu da artık 0 koyduktan sonra buraya herhangi bir 0 ya da virgül koyma şansın yok. Neden? Çünkü hakkını artık kullandım burada. Öyle düşün. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 10. 3 kere 3 nedir? 9. Pardon. 9. 10'dan 9 çıktı. 1.
Şimdi ne oldu burası? Bir daha daha sıfır koyuyoruz. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 9. Ve 10'dan 9 çıktı 1. Bu hep böyle devam edecek. Demek ki burada arkadaşlar neymiş? Bu 3 hep böyle devam ediyor. Yani devirli bir 10 dakika sayı var değil mi? Burada ne yaparsın? 0,3 yazarsın. Neler devrediyor? 3'ler devrediyor. 3'ün üstüne bir tane şapkayı yerleştirirsin. Bu da bu şekilde olmuş olur değerli arkadaşlar. Mesela 11 bölü 3. Bakın 11 bölü 3. Ne yapacaksın sen şimdi burada? 11'i 3'e böleceksin değil mi? 11'i 3'e böleceksin. Bölelim şimdi 11'i 3'e. 11 bölü 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 9'dur. Tamam. 11'den 9 çıktı 2. Şimdi 2'de 3 var mı? Yok. Bak 2'de 3 var mı? Yok. O zaman buraya bir tane 0 yerleştiriyorsun. Buraya bir tane virgül koyuyorsun o zaman. Yani en başta koyacaksan o virgülü 0 virgül olarak koyuyorsun. Daha sonra virgül koyacaksan sayının kendisinin yanına direkt virgül yerleştiriyorsun. Yani 0 koymak yok. Tamam. 20'de 3 kaç defa? 6 defa. 6 kere 3 nedir? 18'dir. Tamam. 20'den 18 çıktı 2. Bu 2'nin yanına bir tane daha 0 koyacağım. Çünkü 2'de 3 yok. O zaman 20'de 3 arayacağım. 20'de 3 6 defa. 6 kere 3 18. 20'de 18 çıktı 2. Hep 2 var. Hep bu şekilde devam edecek bu. Demek ki buradaki 6 sayısı hep devrediyor arkadaşlar. 3,666 diye devrediyor hep bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bunu nasıl yazacağız? 3,6 ve 6'nın yan üstüne arkadaşlar bir tane şapkamızı bu şekilde yerleştireceğiz. Eksi sayısı olduğu için de eksi 3,66 devrediyor arkadaşlar. Burada bu şekilde yapmış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi... Yani biz ne zaman bölüyoruz arkadaşlar? Onu bir kere şimdi şey yapalım. Paydayı 10-100.000 yapamadığın zaman arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Direkt bölüyoruz. Mesela burada paydayı 10-100.000 yapma şansım yok. Sadeleştir, ondan sonra genişlettir bir şekilde. Hiçbir şekilde yapamıyorum yani. O zaman sen ne yapıyorsun? Direkt 17'yi direkt 6'ya bölüyorsun. 17'de 6 kaç defa? 2 defa. 6 kere 2 12. Tamam. 17'den 12 çıktı. 5 kaldı. Buraya şimdi 5'te 6 var mı? Yok. 5'te 6 yoksa buraya bir 0 yerleştir. 50'de 6 yara. Buraya bir 0 koyduğun için buraya bir virgül koy. 50'de 6 kaç defa arkadaşlar? 8 defa. 6 kere 8 ne oldu? 40. 8 mi oldu? Tamam. 6 kere 8 48. 2 kaldı. 2 kaldı. 20'de 6 kaç defa arkadaşlar? 3 defa. 6 kere 3 ne oldu? 18 oldu. Tamam. 2 kaldı. Bir daha 20'de 6. 3 defa. Demek ki bu devam ediyor böyle. Tam ne oldu? Burada arkadaşlar demek ki 3'ler devam ediyor. Yani bu aslında şöyle bir şeymiş. Bu devam ediyor. Bitmeyen bir sevgi var burada. 3'ler. Yani burada 2,8 3'ü de yazıyorsun buraya. 3 devrettiği için sadece 3'ün üstüne şapkamızı devirli 10 dakikalık sayı işaretini ne yapıyorsun? Koyuyorsun. Gelelim şimdi burada 22 bölü 9. Bakıyorsun payda hiçbir şekilde 10-100.000 yapma şansın yok. Direkt 22'yi ne yapıyorsun? 9'a bölüyorsun. 22'de 9 kaç defa? 2 defa. 9 kere 2 18. Hop gitti. 22'den 18 çıktı 4. 4'te 9 var mı? Yok. O zaman 40'ta 9 ararsın. Yani 40'ta neden arıyorsun şimdi burada? 0 koydun. Buraya da bir tane virgül koyacaksın o zaman. 40'ta 9 kaç defa? 4 defa. 4 kere 9 kaç? 36. Hop yaptık. 40'tan 36 çıktı 4. Buraya 40'ta 9 bir kez daha ne yapıyorsun? Arıyorsun. 40'ta 9 kaç defa? 4 defa. 4 defa 4 kere 9 36. Ne oldu? Bu devam etti böyle. Hep 4 4 4 devam ediyor. Demek ki bu arkadaş aslında şuymuş. 2,4444. Demek ki 4'ler devrediyor arkadaşlar. Yani buradaki bu sayı 2,4'ünü yazarsın. Devreden hangisi 4'ler? O zaman 4'ün üzerine şapkamızı bu şekilde yerleştiririz. 26'yı 9'a bölüyoruz şimdi bakalım. 26'yı 9'a bölelim. 26'yı şöyle şuradan başlayalım. 26 bölü 9. 26'da 9 kaç defa? 2 defa mı? 9 kere 2 18. Tamam. Burada 8 defa herhalde. 8 kaldı herhalde. 26'dan 18. Şimdi 80'de 9 ararsın. Buraya bir tane virgül koydun. Buraya bir 0 eklediğin için. 80'de 9 kaç defa arkadaşlar? Baktığımızda 7 kere 9 63. 8 kere 9 nedir? 72'dir. 8 defa. 8 kere 9 nedir? 72. Burada 8 kaldı. 80'de 9'u bir kez daha arıyoruz. Burada 8 defa arkadaşlar. 8 kere 9 arkadaşlar nedir? 72'dir. Bitti bu. Hep böyle 80-80 gidiyor. Demek ki ne yapıyorsun arkadaşlar burada? Bu ne oldu? 2,888 devam ediyor. Bu da ne demek? 2,8'ler devrettiği için 8'in üstüne ne? Şapka bu şekilde yerleştiriyoruz. Gelelim şimdi 5 bölü 11'e. Eksi 5 bölü 11. Eksiye en son şey yaparsın. Bakarsın çaresine. Sen şimdi öncelikle 5'i 11'e böl bakalım. Şurada kenarda bir yerde. 5'i 11'e böldüm. 5'te 11 yok. O zaman buraya bir 0 koyarsın. En başta 0 koyduysan arkadaşlar buraya 0 virgül koyuyorsun. Dikkat et. 50'de 11 kaç defa? 4 defa. 4 kere 11 nedir? 44. 50'den 44 çıktı 6. 6'da 11 var mı? Yok. 60'da 11 kaç defa? 5 defa. 11 çarpı 5 nedir? 55 midir? Tamam. 11 çarpı 5 nedir? 55'tir. 60'dan 55 çıktı. 5. Ne oldu bu şimdi? 50. 50'de 11 kaç defa? 4 defa. 4 defa. 4 kere 11 nedir? 44. 50'den 44 çıktı 60.
60'da 11 kaç defa? 5 defa. 55. Bakıyorum şimdi buradan arkadaşlar. Ha, demek ki bu 45-45 devam ediyor bak. Bak dikkat et. 50'de 11 yine diyorsun. Şuraya devam edeyim şöyle. 50'de 11 4 defa. Bak 4 defa. 45-45 diye devam ediyor. Yani burada aslında arkadaşlar bu nedir? 0,45-45-45-45'ler tekrar ediyor burada. Bu ne olur arkadaşlar o zaman? 0,45 yerleştirirsin. 45 devretti için sonuna işte 45'in üstüne devir işaretini koyduğumuz anda eksi işareti de varmış. Bunun eksisini de ekleyelim. Unutmayalım aman. Eksi 0,45 45'in üstüne devrettiğini de göstermiş oluyoruz. 19 bölü 3. 19 bölü 3 arkadaşlar. Bakıyorum şimdi burada. 19'u direkt 3'e bölüyorum. Çünkü aşağıdaki sayı yani 3'ü 10, 100 bin yapma şansım yok. Şimdi bakalım 19'u 3'e bölelim şurada. 19'u 3 6 defa. 6 kere 3 18. 19'dan 18 çıktı 1. 1'de 3 yok. O zaman buraya bir tane 0 koyarım. Buraya bir tane virgül koyarım. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 9. Tamam. 10'da 9 çıktı 1. 10'da 3 kaç defa? 3 defa. 3 kere 3 nedir? 9. Bakıyorum burada hep böyle 1 1 1. Burada 3 3 devam ediyor bu şekilde. Ne oldu o zaman? Bu 6,3. 3'ler devretti için 3'ün üstüne şapkayı yukarılaştırdım. Buraya bakıyorum şimdi 119 bölü 90. 119'u 90'a böleceğim direkt. 119'u şöyle şurada bölün de. 119 bölü 90. 119'a 90 bir defa 90 çarpı 1 nedir arkadaşlar? 90'dır. 119'dan 90'ı çıkardığımda 29 mu kalır? Tamam 29 kaldı. 29'a 90 var mı? Yok. O zaman 290'da 90 ararım. Buraya bir sıfırı koyduğum için buraya bir virgül koyarım. 29'a 90 kaç defa arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi burada. 3 defa mı? 9 kere 3 nedir? 270'tir. Burada ne oldu? Şimdi 2, 20 kaldı. O zaman 200 arayacağım. 200'de 90 kaç defa arkadaşlar? 2 defa. 90 çarpı 2 180'dir. 20 kaldı. 200'e 90 2 defadır. 2 çarpı 90 180'dir. Burada 20 kaldı. 20'de 90 arkadaşlar. 200'e 90 daha doğrusu. 2 defa. Böyle hep devam ediyor bu demek ki. Bakın burada neler devretmiş arkadaşlar. Sadece ikiler devretmiş. Sen o yüzden 1,3 sadece 2'nin üstüne şapka koyuyorsunuz burada değerli arkadaşlar. Gelelim şimdi 7 bölü 9'a. 7 bölü 9'u ne yapıyoruz? 7'yi direkt 9'a bölüyoruz. 7'yi 9'a böldüm. Yok. 79 ararım. Buraya bir tane 0 koyduğum için 0 virgül koyarım buraya arkadaşlar. 79 kaç defa? 7 kere 9 kaçtı? 63 muydu? 7 kere 9 63. Devam edelim. 79 çıktı 7. 70'te 9 kaç defa arkadaşlar? 7 defa. 7 kere 9 63. 7 kaldı bu. Demek de 7'ler böyle devrediyor burada. 0 virgül 7. 7'nin üzerine devir ondalık sayı işaretimizi yerleştirmiş olduk değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi biz rasyonel sayıyı ondalıklı sayıya çevirmeyi bu dersimizde sizlerle beraber öğrendik. Dersimizi çok fazla uzatmak istemiyoruz. Çünkü bu dersimiz olabildiğince uzun oldu. Çünkü çok fazla örnek çözdük arkadaşlar. Genelde öğrencilerin bu konuda zorlandığı konulardan bir tanesidir. İşte ondalıklı sayıları çevirmek. Hani basit aslında ama biraz daha böyle yıpratıcı, biraz daha yorucu, sıkıcı bir konu olduğu için haliyle öğrenciler bunlarla uğraşırken ne yapıyorlar? Çözerken yanlış yapıyorlar. Mesela arka sayfamızda şu ana kadar çözdüğümüz sorularla alakalı arkadaşlar neler var? Güzel sorularımız var. Yani sınavlarda çıkabilme potansiyeli olan sorularımız var. Bu soruları bu dersimizde çözmeyeceğiz. Tercih etmiyoruz bu dersimizde çözmeyi. Bir sonraki dersimizi izlemeyi unutmayın o yüzden ki bu sorularımızı dikkatli şekilde dinleyin ki buraya kadar öğrenmiş olduğunuz o temel matematik kısmını daha iyi bir şekilde kavrayabilelim değerli arkadaşlar. Evet şimdi bu dersimizin de bu noktada sonuna gelmiş bulunmaktayız diyebiliriz ama onun öncesinde arkadaşlar ne yapıyoruz? YouTube kanalımıza abone olmamışsak abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve bizlerle sosyal medya hesaplarına irtibat kurmayı unutmuyoruz ki sizlere yön gösterebilelim, yol gösterebilelim arkadaşlar. Onun dışında bu tarz videoların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için ve daha çok insanın bu videolardan ve kanaldan faydalanabilmesi için arkadaşlar sizlerden ricamız sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızı bu videoyu ve bu kanalı tavsiye ederek bizlere destek olabilirsiniz. Evet bu dersimizin bu noktada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.